Evet sevgili izleyenler, ben Cevdet Acarsoy, Gelecek Bilimde'nin hem kurucusu hem de yayıncılarından biriyim. Gelecek Bilimde'yi izliyorsunuz, Instagram hesabımızdasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Ünlü bilim programına, o Barış Beyleri görüyorum. Barış Kraloğlu gelmiş. Geçmiş ünlü bilim yayınlarımızın konuklarından biri. Merak ediyorsanız hem Instagram IGTV'mizden izleyebilirsiniz tekrarını hem de YouTube kanalımızdan youtube.com Gelecek Bilim'de adresini izleyebilirsiniz. Evet 20 kişi henüz gelmiş daha, şimdiden. Hemen şöyle kendimi de göstereyim. Nasıl çeviriyoruz? Şöyle. Evet. Hoş geldiniz. Evet arka planımı değiştirdim. Nobel posterlerini koydum. Bu Nobel posterleri ücretsiz arkadaşlar. Nobel'in sitesinden girip adresinizi giriyorsunuz. Size gönderiyorlar. Birkaç ay sürüyor ama gönderiyorlar. Ben de buraya astım. 2020 Nobel ödülleri ile ilgili. Kimya var. Tabii kimya var, fizik var ve ekonomi var. Şimdi bugünkü konuğumuz ünlü bilim temalı talk show'umuzun bugünkü konuğu 7. bölüm olmuş. Aybike Turan'ı çağıracağım hemen. Şimdi kendisini ekliyorum buradan. Evet ve canlı yayını Bakalım. Kendisini bekliyoruz. Bu arada rozetler de geldi yayınlarımıza. Instagram yayınlarımıza rozet olarak da bize destek olabilirsiniz. Hoş geldiniz. Selam. Selamlar. Selam. Evet. Nasılsın? Aybüke hocam nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Öncesinde biz hiç prova yapmamış gibi bu oyunculuk. Ben oyuncu değilim aslında bilim insanı ama hiç nereden geçti? Hiç sanki yeni şimdi görüyor İlk gibi. defa görüyormuşuz ama Evet. işte kontrol ettik, ses kontrol ettik, lazımdı yani. Evet. Bir de bir şey soracağım. Şu an ben yorumları görüyorum. Bazen yorumlardan dolayı internet takılıyor. Hani o zaman söylersiniz, kapatırım. Şimdilik duruyor yorumlar. Tamam. Yorumları çok ben okuyabilirim sana istiyorsan. Eğer takılan bir özellik ise o kapatabilirsin yorumları kendi tarafında. Yo hiç takılmam aslında. Sadece yavaşlatırsa diye. Zaten nasıl kapatıldığını da bilmiyorum. Öyle kalsın o zaman. Hem de göreyim yorumları. Evet, Barış Evet. kalp attı. Anlık kalp atarsanız ve yorumlarınızı görüyoruz. Barış Kraloğlu geldi hemen. Zaten kendi katıldıktan sonra her konuğu takip etti. Barış Hoca bizim Barış takipçi kazandık bir vefakardır. tane. Evet. Bir tane takipçimiz tamam. Şimdi Aybüke Hocam biraz kendini tanıtır mısın bizim izleyicimize? Seni tanımayanlar varsa öyle başlayalım. Kendimi tanıtayım. Ay en zoru. Oyuncuyum. Oyunculuk yapıyorum. Aslında endüstri mühendisliğinden mezun oldum ama endüstri mühendisliği okurken de hep tiyatro yapıyordum ve sonrasında tiyatrocu olmak istiyordum. Diploma elime aldıktan sonra tiyatro üstüne işte kurslara gittim. Yüksek lisans yaptım. Oyunculuk yapmaya başladım. Kamera önüne geçtim sonradan. Hep tiyatro yapıyordum ama kamera sonradan geldi. Öyle bir yolculuk işte bizimkisi. Şimdi de doktoramı tamamlamak üzereyim sinema televizyon bölümünde. Onunla uğraşıyorum bu aralar. Hayat böyle ilerliyor. Boşuna Tiyatro hoca konuştuk. demiyormuşuz. Yani boşuna hoca Tiyatro. demiyormuşuz. Doktora yapıyormuşuz. Ben onu bilmiyordum gerçekten. Geek Yapar'ı takip ediyorum. Ben zaten biliyorlar. Hani son konuklara bakarlarsa, son 4-5 konuğa bakarlarsa hani beni takip ettiğim Evet. anlaşılıyor zaten. Ama orada hani oyuncu yönünü biliyordum. Ve televizyon kamera karşısında da sırf tiyatroyu kamera karşısında olduğunu biliyordum. Ama bu akademik çalışmanı bilmiyordum. Bizim aslında Gelecek Bilim'de de ilgili oldu. Bir gün aslında sinema Evet. televizyon hani bilen bunun da çünkü bu da bir aslında bir teknik uzmanlık. Hani tam böyle araştırma yöntemi olmadığı için bilim diyemeyeceğim ama teknik uzman, mühendislik gibi bir alan aslında. O yüzden hocaların hocası diyebiliriz yakında. Doktora Ya ne o zaman işler biraz bitiyor peki? karışık. Yani şey çünkü ben lisansım sinema olmadığı için aslında sinema kamera teknik bilgisiyle gelmiyorum. Yani o kısmını öğretmediler bize. Ama işin hani sanat kısmıyla ilgili konuşabilirim. Bu da zaten ana bilim dalı diye şey ana sanat dalı diye geçiyor. Hatta ana bilim dalı diye geçmiyor. İşte onun tartışmasını yapıyorlar. Bu da aslında bir bilim diye ama ana sanat dalı diye geçiyor. Bence gayet de uygun aslında. Yani sanat doktorası da illa doktora hani zaten o doktora felsefe doktorası yani PhD'nin açılımı. Dolayısıyla yani bu alanda yeni bir şey katılıyorsa ortaya bir doktoradır o. O yüzden İnşallah. bence sanat doktorası da
Çok lazım. Yani ülkemize hem bilim hem sanat çok çok lazım. Biz sanattan çok uzmanlığımız olmuş, anlamadığımız için onu başka çok güzel kanallara ve şeylere bıraktık. Ama bilim konusunda boşluk doldurmaya çalışıyoruz. Hemen o zaman boşluk doldurmak derken ünlü bilim programından biraz bahsedeyim Lütfen. ben. Önce biraz kendimizden bahsedeyim. Hani bilmeyen izleyici, bizim takipçimiz olup olmayıp ama işte senin takipçin olanlar varsa, bir bilim iletişim platformuyuz biz Gelecek Bilim. 2018 yılında ben ve Burak Çankaya birlikte kurduk. YouTube ve Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz. Her platforma ayrı içerik yapıyoruz. Yani YouTube'a ayrı, Twitch'e ayrı. Twitch'te daha soru cevapla dayalı, daha interaktif canlı yayınlar yapıyoruz. Kayıtları bazıları YouTube'a gidiyor. YouTube'da hocaları çağırıyoruz, bilim insanlarını çağırıyoruz veya seriler yapıyoruz onlarla. Direkt hani direkt birinci elden bilimi aktarmak için halka. Instagram'da da canlı yayınlar yapıyoruz böyle. Spotify, Apple ve Google'da bunların podcast olarak da dinleyebiliyorlar. Bilim yazılarımız var sitemizde. Özgün ve çeviri bir sürü bilim yazısı var. Makale diyebiliriz. Popüler bilim blog yazıları diyebiliriz. Daha çok makale. Ve bütün bunları 40'ın üzerinde genç gönüllümüzle yapıyoruz aslında. Benim için en kıymetli olan tarafı o. Her işi yapan bir gönüllü takımımız var. Mesela bugün bu Instagram'ın afişlerinin paylaşılmasından sosyal medya ekibi sorumluydu. Bu yayın bittikten sonra bu yayının YouTube'da kesilmesi, biçilmesi, dakikalarını yazılması da reji ekibi sorumlu. Bütün hepsini gönüllerimiz sayesinde yapıyoruz. Onlara bir daha teşekkür ediyorum burada. Ve iOS ve Android uygulamamız var, ücretsiz. Bunları yükleyenler hem bu içerikleri tek bir yerden görebiliyor hem de böyle yayınlardan bildirim alabiliyor. Mesela bu yayının bildirimi uygulama sahiplerine geldi. Detaylı bilgi için de Gelecek Net'e bakabilirsiniz diyorum. Reklamlar bu kadar diyorum. Şimdi geliyorum bu program. Ne Şimdi kadar niye? çok gönüllünüz varmış ya. Evet, aslında 40'ın üzerinde diyoruz. Hep değişiyor. Artıyor, bazen azalıyor. Çok seviyoruz onları. Sürekli aslında ayda bir toplantılarımız oluyor. Buluşma diyelim, toplantı değil. Bazen oyun oynuyoruz. İşte bazen birbirimizi tanıyoruz. İşte eğleniyoruz. Çünkü büyüdükçe bizim de birebir tanışma imkanımız azalıyor. Ama hiyerarşi sistemimiz yok. Yatay hiyerarşide çalışıyoruz aslında. Ekipler var. Ekiplerin lideri var ama hani şöyle lider, bir hiyerarşik lider. Bize yönetime rapor vermek adına. Hani bunları yaptık, şunlar oldu gibi düzenlemek adına yapıyorlar. Bu şekilde duruyoruz. Başka gönüllüler alıyorduk. Şu an Aha, durdurduk. soracaktım. Belki soran olur Evet, aşağıdan. evet, evet. İhtiyacımız şu an için yok ama şöyle yapabilirler. Birlikte nokta gelecekbilimde nokta net adresim. Şimdi moderatörlerimiz yazar aşağıya. Bu adrese girip formu doldursunlar. Biz gerekli olduğunda hemen gönüllü o listeden bakarak tekrar iletişime geçeceğiz almaya başladığımızda. O yüzden çok seviniriz ama en güzeli yayınları paylaşmak, beğenmek, işte ne bileyim yorum yazmak, bunların hepsi bizim için iyiliktir. Peki, şuraya geçiyorum o zaman. Bu programın amacı ne? Niye buradayız? Şimdi ünlü bilim fikri şöyle aslında, bilimi gündeme almak için. Yani gündemimiz çok yoğun. Hem dünyadaki gündemimiz hem Türkiye'deki gündemlerimiz çok yoğun. Genelde kötü haberlerle dolu. Biraz bunlardan kaçış için, aslında biraz da kaçış da bir başka yöne bakmak için. İzleyenlerimizin, işte ünlülerimizin, sizin gibi sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerimizin bir sosyal sorumluluk projesi. Ve takipçileri aslında bir saat bir, hani haftada bir saat bir Instagram'dan bilim molası verip daha çok bilimle ilgili, gelecekle ilgili, teknolojiyle ilgili konuları konuşalım, ufuk açalım istiyoruz. Bu yüzden bilim temalı bir talk show aslında. Ünlü bilim programı. Nasıl buldun Aybüke Çok Hocam? güzel. Yani bilime olan ilgiyi artırmak için bu yaptığım programlara da zaten biraz baktım. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Bilmeyenin işte araştırabileceği biraz ilginin artması için filan. Hani böyle programlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet. Ömercan Bey de gelmiş. Görüyorum onu. Hoş gelmiş. İçerideki Teşekkür odadan ederim. katılıyor. Süper. O zaman ilk bölümle başlayalım hazırsanız. Hadi başlayalım. Ne yapıyorduk şimdi ilk bölümde? Şimdi ilk bölümümüz derin Derin soru. sorular. Evet. Derin sorular bölümünde ilk soruyla geliyorum. Zaten oradan sonra alışacağız. Hemen şöyle bir soru. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey nedir? Aa, hemen hiç icat etmelerini istediğim üç şey. Toplu taşımada çok vakit harcadığımız için toplu taşımayla alakalı ya uçan araba falan gibi bir şey olabilir hepimizin rahatça kullanabileceği uçan otobüsler. İlk bunu isteyebilirim.
İkincisi, şu aralar gündemimiz pandemi olduğu için belki yani aşıların böyle daha hızla bir günde falan üretilebileceği bir sistem olabilir. Üçüncüsü, ah zor ya. Üçüncüsünde ama istediğim her şey oluyor mu? Yapabiliyorlar mı her Tabi şeyi? tabi tabi. O zaman istediğim her şeyi yapabiliyorlarsa yani zaman yolculuğu isterdim herhalde. Tabii çok klişe ve klasik olacak ama evet zaman yolculuğu olabilir. Evet. Yorumlarda da görüyorum. Zaman Kalbinden. der dediler. Evet, kalbinden geçeni söyledi Valla Ömercan. kalbinden ne geçiyor acaba ya? Evet. Kalbinden ne geçiyor? Bilmiyorum. Zor bir soruymuş. Şimdi bize bunlar şu an biz hayal gücümüzle sınırlıyız bu Evet. sorularımızda ama zamanında da bunları söyleyenlerin bazıları ya bu tarz konular gerçek oldu ya bilimle teknolojiyle işte birbirlerinin çalışmalarını üzerine Bir şey koymakla. geldi. Tam Evet. sen bunu derken bir şey geldi. Benim yeğenim çok uzakta oturuyor. Yani Kanada'da yaşıyorlar. Küçük 7 yaşında. Çok özlüyorum onu. Bir de pandemiden dolayı da çok uzun süredir görüşemedik. Dün konuşurken şey dedik birbirimize. İşte aa bak eline değiyorum falan diye şaka yaptık böyle işte FaceTime'dan konuşuyoruz. Ben de dedim ki belki dedim ileride böyle elimizi uzatacağız, birbirimize dokunacağız. Böyle bir teknoloji olabilir Defne dedim. Ama çok zor nasıl olacak ki? Hiç hayal bile edemiyorum falan dedi. Hayal edemiyoruz ama belki olur dedi sonra hatta. Öyle bir şey isterim. Evet, uzaktaki sevdiklerime böyle dokunabilmenin bir yolunu bulmalarını isterim. Süper, süper. Yani toplu taşıma, uçan otobüs geldi. Hızlı Zaman aşı. geçebilirim bunun için. Tamam. Yani. Hızlı aşı, zaman yolculuğu ama hepsinden de önemlisi en Evet. uzaktaki yeri yakın etme ya da dokunma. Evet, güzel olabilir. Peki Aybüke Hocam şey niye değil mesela toplu taşıma ama yine otobüs uçuyor. Hani ışınlanma niye değil? Hani yine otobüs Yani içimize işlemiş değil mi sisteme şey? de çok evet. Toplu taşımaya binmeyi özledim aslında biliyor musun? Biraz belki insanlara saçma gelecek ama yani insanlarla tanışmayacağım ve asla bir arada olamayacağım insanlarla bir arada olup böyle gözlem yaptığım, hayatın içine karıştığım anları özlediğim için sanırım. Yoksa evet gerçekten niye toplu taşıma? Ama hep birlikte ışınlansak yani hep birlikte uçsak eğlenceli olurdu herhalde diye düşünüyorum. Evet. Bu soruların en çok sevdiğim yanı hep söylüyorum programlarda. Hep her ünlümüze aynı soruları soruyorum. Üç aşağı beş yukarı. Bazen bazı soruları soruyorum. Bazen bazı ama değişmiyor. Bu soruları hepsine aynı sorular olması lazım. Hepsinden çok farklı ufuk açıcı cevaplar alıyoruz. Evet. Sorduğumuz kişiler farklı olduğu için çok güzel. Şimdi ikinci sorumla devam ediyorum. Benzer seyahatle ilgili. Gezegenlere seyahat mümkün olsa, yani normal zamanda gideceğiz, ışınlanma yok. İşte diyelim Mars 7-8 ay, işte ona göre daha uzağa kadar şey var ama hani orada bir üssümüz var, gitmek bir sorun değil. Hani uçağa binmek gibi, hani güvenli hale gelmiş ve orada üslerimiz var. Böyle bir şey olsa hangi gezegene seyahat etmek isterdiniz ve neden? Güneş'e gidebiliyor muyuz yani bu mümkün mü mesela? Oo, çok güzel, hayal gücünde sınırı yok. Mesela Ya, Güneş'in Güneş'e gitmek isterdim. Güneş'e şöyle. en yakın yer neresiyse yaklaşabileceğimiz kadar uzaklık. Onun en yakınına gidip yani o hayat kaynağının dibinde vakit geçirmek isterdim herhalde. Çok güzel. Aslında kimi bilim kurgularda hani öne sürülmüş Dyson küresi diye bir şey var. Belki izleyicilerimiz duymuştur. Sen duymuş muydun daha önce Hayır, bilmiyorum. yok. Dyson küresi şeyi söyle. Yani çok gelişmiş medeniyetler bulundukları yıldızın hani yanında bulundukları yıldızın tüm gücünü direkt istifade edebiliyor. Etrafına bir küre kaplayarak tam kapamasa da. Mesela öyle bir şey olsa orada bir istasyon hani oraya bayağı en yakın o olabilir herhalde. Çok Evet. ilginç. Böyle bir hayat enerjisi toplayıp geri dönmek isterdim. Şu aralar çok ihtiyacım var böyle bir şeye. Evet, direkt güneşi yakından alıp gelebiliriz. Peki, insanımızın bilime yaklaşımı konusunda burada hani bütün dünya insanlarını kastediyorum. Sırf hani öyle de cevaplayabilirsin, Türkiye'de de cevaplayabilirsin. Bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsun? İnsanımızın bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorum? Belki biraz çıkar üstüne çok düşünüyor olabiliriz bilim söz konusu olduğunda. Yani bu bizim ne işimize yarayacak, bizim işte şimdiki hayatımızı nasıl kolaylaştıracak falan gibi. Hani genel olarak bakmak gerekirse hani çok kısıtlı bir bakış açısı bu. Oysa böyle daha çılgın deneylerin yapılabildiği, çok daha fazla imkanın olduğu
çok değişik şeylerin denendiği ortamlar olabilirdi. Yani mesela pek etik değil tabii ki bu söyleyeceğim ama küçükken okuduğum bir kitap vardı. Gülten Dayıoğlu'nun Moğol'un Gizemi diye bir kitabı. Ki pek okumam yani böyle şeyler. Çocukken de çok okumazdım fantastik edebiyat falan. Orada mesela işte çok değişik deneyler yapılıyordu. İnsanlar üstünde de işte yeni bir şey yaratık yaratma üstünde de filan. Ve aslında hani dünyada bunu tartışıyor ya, hani etik değil aslında yapılmıyor ama şey iddia ediyor işte kimsenin görmediği adalarda kesin bu yapılıyor ama gizleniyor muhabbet falan. O zamandan beri o çok ilgimi çeker bu muhabbet. Evet hiç etik değil ama böyle enteresan çalışmaları hani kimsenin acı çekmediğini, üzülmeyeceğini falan bilsek böyle çalışmalar yapılıyor olsa çok enteresan olurdu. Tabii biz de bilebiliyor olsak belki gerçekten yapılıyor ama bizim sıradan insanların bunu bilme lüksü yok. Şey çok güzel yani çıkar üzerine tabii ki aslında hani bilim yapmayan insanın ya da bilim böyle merakı olmayan insanın çıkar üzerine aslında bilim bilgiyi buluyor. Teknoloji de onun artık bizim hayatımıza girip kullanılabilir hallere, uygulama hallerine gelmesi. Onlar tabii çok uzun sancılı süreçler. Yani işte bu teflon hep örnek verilir. Gerçi teflon NASA hani geliştirdi uzay için kullanıldı diyorlar ama aslında şöylemiş ben onu araştırırken buldum. Teflon aslında daha önce icat ediliyor tavalarda. Paralel bir şekilde ona benzer bir madde uzay mekiklerinde kullanılıyor ama hani çok başka deneylerde ne bileyim hani kuantum fiziğini araştırıyor. Kuantumla ilgili bir şeyler bulunuyor evreni anlamak için. Direkt bir hani o anda bir çözümü yok. O anda bir benim cebime gelecek, elime gelecek. Bana bir çıkarı yok o anda. Ama daha sonra ne oluyor mesela? Buradaki bilgilerimizde GPS teknolojisi. Aslında GPS'in çalışmasında kuantum fiziğinin çok büyük bir önemi var zamanla ilgili, zamanın hassas ölçülmesiyle ilgili bir örnek. O yüzden çok güzel bir yerden bence söyledim. Şeye de gelelim. Ekleyebilirim. Tabii. Aslında çıkarcılık derken sonradan da aklıma şu geldi. Şimdi ben endüstri mühendisliğinde okurken bu tarz işte case study'ler falan yapardık. Şeyden bahsederlerdi. Yani bilimin aslında bize ulaşmış hali çok kapitalist bir hal ya. Bilimden alacağımız verimi alamaz haldeyiz. Yani şeyi anlatırlardı mesela işte kepçe üretiliyor işte inşaatlar için. Biri 10 ton kaldırabiliyor, öbürü 20 ton kaldırabiliyor. Ama tek bir üretim bandı olması çok daha avantajlı. O yüzden aslında hepsi 20 ton kaldıracak şekilde üretiliyor. Fakat sonradan gücünü azaltıyorlar. Mesela gücünü azaltacak bir şey sonradan eklemek daha kolay. Ya da bilgisayarların içine mesela onların çipini sonradan yakıyorlar. Çünkü tek bir bant, onun için ayrıca bir bant üretim bandı üretmek çok daha masraflı. Aslında hepsini çok daha güçlü üretip ama bazısını pahalıya satması lazım ki bir de ucuza satılanı olsun. Çünkü ucuza satılan başka bir kesime hitap ediyor. Pahalı satılan başka bir kesime. Bunu sağlamak için aslında elimizde var olan bilgiyi ve bilimi üretilmiş bile olmasına rağmen yok ediyoruz. Yani bu da işte kapitalizmin bir sonucu. Tabii. Yani bir de bizim okuduğumuz hep yayınlanan makaleler. Mesela buna yayın yanlılığı deniyor. Publication bias deniyor. Sadece o dergilerin kabul ettiği yayınlanan onlar da şirket dergilerde aslında para kazanan şirketler bunlar önümüze geliyor. Son yıllarda bu açık bilim biraz gelişti ve arşivler var işte biyoarşiv, sayarşiv diye. Oralara bilim insanları direkt oraya yükleyebiliyor mesela. Daha yayınlanmamış. Hem şu hizmet oluyor, şuna hizmet ediyor. Bakın bunu ilk ben yaptım. Hani bu araştırmayı ben yaptım. Ha, ona göre hem o oluyor hem de kimse yayınlamasa bile internette aratıldığında o araştırma çıkıyor. Böyle bir artısı da var. Böyle şeyler oluyor. Bu etiklik konusunu aklıma şu geldi. Ben de doktora yapıyorum şu anda. Epidemiyoloji alanında, bir tıp alanında. Geçen gün bir seminere bir hoca geldi. Başka bir bölümden. Adam şeyi çalışıyor. Digital Twins. Dijital ikiz çalışıyor. Çok ilginç bir şey anlattı bize. Diyor ki yani biz işte insanlar üzerindeki mesela bu ilacı veririm. Yani bir hastalığı var. Şu ameliyatla da yapabiliriz. Bu ilaçla da yapabiliriz. Hangisinden yarar görür? Biz hep böyle ortalama verilerden bu kararları veriyoruz. Hangisi? Hani çünkü binlerce insanda yapılmış. Şu kadarını çıkmış ama o kişiye özel değil. Kişiye özel yapmak da çok zor ama diyor ki dijital hani ileride teknoloji geliştiğinde sizin bir dijital ikiziniz olacak. Bütün verileriniz de Yapım oraya. Evet, orada deneyecek ve şey yapacak. O geldi aklıma o evet. adadaki deney deyince. Çok ilginç yerleriyle Philips firmasının yazsınlar. Digital Twins Philips diye yazarlarsa YouTube'a bir şeyi var, reklamı var. Yani bir videosu var. Gelecek 2050 için hazırladığı bir vizyonu var. Çok çığır Bakabilirler. açacak bir şey değil mi ya? Yani digital Çok twin basit bir şey ama müthiş bir beynin fikir olsa yani. evet inanılmazmış.
Yine bir şey ekleyeceğim izninle. Tabii. İkiz denince belki bizi izleyenler biliyordur, belki sen de biliyorsundur da ben Anna Frank oyunu için hazırlanırken öğrenmiştim. Bu toplama kamplarına işte zamanında İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında ayırıyorlar, öldürüyorlar, üstlerinde deney yapıyorlar ya insanların ve ikiz çocukları özellikle seçiyorlar. Onları öldürmüyorlar mesela. Onları ayrıca alıyorlar ve ikizler üstünde çeşitli deneyler yaparak bilim alanında ilerleme sağlamaya çalışıyorlar. Ve yani ne kadar insanlık dışı ve korkunç bir uygulama. Fakat sonunda aslında insanlığın ilerlemesi için çok önemli bilgiler çıkıyor. Yani her şey çok karışık. Evet, net olarak kötü diyemiyoruz yani, değil mi? Hani Yok, evet, çok şeyleri kötü ama çıkıyor. kötülüğün içinden bir bilgi çıkmış. Hani bu iyi bir şey denemez ama yani üstüne düşününce enteresan bir bilgi paylaşmak istedim. Evet. Bizim eğitimlerimizde falan hep hani psikoloji deneylerinde çok aşırı zarar veremezsin hani tıp deneyi gibi, ama hani yine de hep şey vardı, kar zarar dengesi. Kar zarar eğrisi. Yani yararın, o kişiye vereceğin zarar toplamdaki yaratacağı yarara emin olursan. Bugün de mesela etik izinler şöyle veriliyor. Diyor ki ben bunu yapacağım. Evet, böyle böyle riskler var ama sonuçları böyle böyle olacak. Nereden biliyorsun? Ya olmazsa. Yani orayı çok güzel kanıtlı görmeleri gerekiyor. Gerçekten ona değecek bir şeyse insanlar üzerinde böyle deneylerde. Böyle deneyler yok artık, hiç izin verilmiyor, ama mesela ne bileyim, hani başta deneyin başında bir şey söyleniyor, sonra hayır biz böyle dememiştik, hani sizi kandırdık diyebiliyoruz bazen. Çünkü bilirlerse farklı tepki veriyor insanlar. Basit şeylerde mesela orada bile o kandırmayı yapacaksınız, onu açıklıyorsunuz sayfalarca. Yani neden başka türlü olmaz, başka bir yolu yok. Burada kişi birazcık hani kandırıldığını hissedecek, güveni kırılacak, kötü hissedebilir, ama bunun ne gibi yararları var ki zararının önüne geçiyor falan gibi böyle anlatmanız gerekiyor. Onu da bir ek olarak söyleyeyim. Bu arada sen istediğini ekle, çünkü burası sohbet bölümü, yani zaten amacımız bu, hiç sorun Tamam. değil. Bir sonraki sorum şu: bilim tarihinin sence en önemli buluşu nedir? Uf, bilim tarihinin en önemli buluşları nelerden de bunlar acaba? Bilim tarihinin en önemli buluşu. Yani tekerlek falan diyesim geldi. Evet, olabilir. Evet. Yani Medeniyet inşa etmek için önce tekerlek. hep o var ya, işte tekerlek bulundu, tekerleği mi buldun falan gibi şeyler var. Bu sorulara evet yani çok farklı cevaplar geliyor. Mesela şey, bir kim Nereden mesela? demişti? İnternet dendi bir tanesinde. Bir tanesi de bilgisayarlar dendi. Ses kayıt cihazı dendi, yanlış hatırlamıyorsam. Kamera dendi. Hani daha çok Aslında internet şeyle ilgili. geldi de hani çok mu günümüzden düşünüyorum diye böyle kendimi zorlayıp biraz geriye gittim. Ama internet aslında bütün hayatımızı çok değiştiren, bütün yaşayışımızı alt üst eden, yepyeni bir yaşam kuran bir şeye dönüştü ki hani şanslıyız biraz internet öncesi çağı da hatırlıyoruz çocukluk. O değişimi gördük. Enteresan yani. Hemen de alışılıyor, ama ben de hani biraz Alışılıyor. yetiştim, işte o çevirmeli modemler falan vardı. Yani bir zamana kadar hiç yoktu. Bir zaman sonra da o sesi dinliyorduk, işte bekliyorduk falan. Sonra tabii işte ADSL falan filan diye geldi. Ama o kadar kendimi hani sanki doğmuş gibi, içine doğmuş gibi, o kadar Evet. alışmışız ki hiç sanki eskisi yokmuş gibi. Değerini de hani, ya ben şimdi bunu yazdım ve çıktı. İnanılmaz bir şey aslında. Geçen şey izliyorduk. Galiba Seinfeld izliyorduk. Hani eski bir dizi işte. Orada biriyle şeye çıkıyor işte bir yeni bir kızla date çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey bilmiyor. Kız onu soracak. Hani ya da soruyor. Hani ben bunu nasıl bilmiyorum nasıl cevap vereceğim falan diye böyle düşünüyor, ediyor. Hani şimdi olsa aç telefonunu 2 saniye geçer o bilgiyi bulman. Hani bu bilgiye ulaşmanın bu kadar zor bir şey oluşunu unuttuk aslında. Evet. Ve ne kadar farklılık yaratıyor. Yani ulaştığında ne oldu? Hani çok, hani hayatımızı gündelik Evet. anlamda çok da değiştirmiyor o bilgiye ulaşabilmek, ama bazen de tabii önemli oluyor. Ne bileyim, işte bir acil durumda ne yapılır, işte kime aranılır falan gibi bilgiler de çok önemli. Peki, tekerlek dedik o zaman. Tekerlek ve internet dedik bunlara. Evet. Güzel bir soru geliyor şimdi. Doktora yaptığın konu haricinde bilim insanı Tamam. olsaydın hangi alanda çalışmak isterdin? Hangi alanda çalışmak isterdim? Biyoloji çok severdim ben.
Lisedeyken de, üniversitedeyken de biyoloji derslerinden çok etkilenirdim. Biyolojiyle alakalı ne olabilir? Yani insanın hayat kalitesini arttıran bir alana yönelmek isterdim herhalde. Bir ara hatta biyomühendislik okumayı düşünmüştüm. O da çok güzel bir meslekti. Bizim okulda sonradan seçebiliyordun alanını, mühendislik diye girip sonra alan değiştirebiliyordun. Yani insanın hayat kalitesini arttıracak bir alanda çalışma yapmak isterdim herhalde. Nasıl arttırmak ister mesela, ne alanda hayat kalitesi? Valla psikoloji olabilir. Yani psikoloji alanında hani insana daha mutlu edecek şey nedir? Belki bilmiyorum. Psikolojinin alanı belki bu sanatın alanı olabilir daha çok ama yani bunu böyle sağlayabilecek bir yöntem yok mu yani? Bunun bir çözümü yok mu? Böyle daha pratik, hani pozitif bilim gibi davranabileceğimiz bir durum var mı yok mu? Araştırmak isterdim. Evet. Yani biyomühendislik ve psikolojinin çok kesiştiği noktalar var. Mesela bir örnek vereyim. Ben de hani klinik psikoloğum aslında. Şu anda epidemioloji çalışıyorum ama bir depresyon türü var aslında. Bir duygu durum bozukluğu var. Bu mevsimsel duygu durum bozukluğu diye geçiyor. Genelde kışın oluyor ama hani hepimizin böyle işte ben daha kışın karavanlı karalarda kötüyümden öte cidden hastalık boyutunda. Ve böyle insanlara mesela hani terapistleri ve psikiyatrları şöyle bir şey yazıyor. Bildiğiniz böyle bir cihaz var. Büyük bir ışık. Senin şimdi kullandığın şey ışık gibi. Rengi ayarlanıyor orada. Ringler. Renk şeyi. Sıcaklığı, renk sıcaklığı da ayarlanıyor. Çok büyük, kocaman bir ışık. Onu evine koyuyor ve bu ışığı almasını söylüyorlar. Mesela o onun işte beynine o şeyi vererek bayağı bir düzelme sağlıyor. Tamamen aslında üretilen bir cihazın hayat kalitesini, işte duygu durumunu etkilemesine bir örnek. Evet Evet. alanı. Evet. Acaba bana da lazım mı mesela böyle bir ışık? Yani bunun tespitini kim yapıyor? Bu ışığa ihtiyacım olup olmadığını. O sadece benim bildiğim o hastalıkta oluyor. Yani sadece mevsimsel şeyde, o zaten tıbbi bir araç artık. Hani herhangi bir lamba değil ama hani şunu kullanabilirsiniz. Evet, ben kapalı havalarda kötüyüm ve beni engelliyor bu. Hani tam çok ağır değil ama ne bileyim işte işimi engelliyor, evden çalışıyorum, yapamıyorum. Işıklarınızı şey yapmayı düşünebilirsiniz. Daha sarı ışığa, belki mavi ışığa renklerini değiştirip şiddetini artır. Mesela bizde şey yapılır. Düşük güçlü ampuller alınır aslında. Hem de tüketim açısından. Hani o anlamda kötü ama belki bir yerde yüksek ışığa ihtiyaç duyuyorsunuz. Parlak bir ışığa. Onun direkt etkisi oluyor aslında psikolojimize. Olabilir. Bu ara çok ya ben loş ışık çok severim. Akşamları böyle minnacık loş ışıkta oturmak falan ama belki de modumu yükseltmek istediğimde şu ring light'ı karşıma koyabilirim. Gerekir. Evet. Deneyeceğim. Evet. Tabii ki de dünyanın farklı bir şey de. İşte Evet. gün Evet. ışığı falan yani ışığın önemini biliyoruz aslında. Evet. Çok güzel yorumlar geliyor. Devam ediyoruz. Hiç kesmeden o zaman. Bir sonraki sorum. Bundan 100 yıl sonraya gitsen ilk ne yapardın? Neyi merak ederdin? 2121. 2121. Önce bir restorana giderdim ve insanlar ne yiyor o dönem? Çok güzel. Önce bir karnımı doyururdum. Aç karnına bir şey yapamam. 100 yıl gitmişim. Herhalde biraz yorulmuşumdur. Güzel bir yemek yerdim. Tabii yemek yeniyorsa yani hapa falan geçilmediyse yeni menüyü bir görüp bir denemek isterdim yemekleri. Düşününce yemekler ne kadar değişti aslında. Ben de bunu merak ettim şimdi. Bunu bir bakabilirim sonrasında ya da bilenler yazsın. Hani 100 yıl öncesinde yenen yemeklerle şimdi yenen yemek, tamam. Ne bileyim, eve işte yemek sepeti gibi şeylerle hemen yemek alabiliyoruz. O çok güzel bir şey. Dışarıdan daha ucuza yiyoruz işte, o kapitalizmin şeyleri. Hazır yiyecekler arttı. Evet, çarklar dönüyor. Bunlar evet ama bilmiyorum. Mesela şey arttı mı? Gıda güvenliği, gıda sağlığı, işte daha az artık zehirlenme şeyleri. O şeyler geliştikçe paketleme bilmem ne. Aslında bilmiyorum yani, lezzet azaldı mı? Bir araştırma söylemişti arkadaşım. 93 yılından beri çok emin değilim ama bunu hani net söylemiyorum. Baksınlar gene dinleyenler. Besin değerleri birçok şeyin azalmış. Hani işte C vitamini portakaldaki normalde 90 şu kadarken 10 kat, 5 kat azalmış. Hani şey diyorlar, artık bunları yeseniz de alamayacaksınız. Beğenmiyorsun. Multivitamine ihtiyacınız artık var gibi. Bir nevi hapa oradan geçtik gibi aslında. Aslında evet yani zaten bu tarz değişimler böyle bir anda olmuyor ya. Ömercan da hep şey örneğini verir işte ileride robot olacak mıyız falan işte ya da yarı robot yarı insan. Ya zaten şu an neyle oluyor bu?
en baş gözlükle oluyor işte. Sonra biyonik bacak, yani işte bacağın kopunca artık yerine bir şey takıp bacak gibi kullanabiliyorsun. Hani bunun daha fazla, ya da kalp pili, bunların arttığını düşün. Yani yarımız dönüşebilir. Dediğin gibi ben hatırlıyorum, yani domates şu an burnunuz domates nasıl sizin? Yani ben kokusuz, tatsız, beyaza yakın, asla o çocukluğumda yediğim kırmızı ve kokulu domates falan hiçbir yerde bulamıyorum. Yani azaldığına eminim. Ya da sindirim hastalıkları çok arttı. İşte gluten hassasiyetleri çok arttı, karın şişmeleri çok arttı, herkes de çok arttı. Yani bunun aslında bütün bu tarımın yavaş yavaş, ağır ağır ama temelden bir şeylerin değişmesinden dolayı olduğu söyleniyor. O yüzden 100 yıl sonra evet, dediğin gibi kesin haplar olacaktır. Evet. Şimdiden başladı yani. Amerika Hortumdan. zayıflar mı mesela? Amerika'da olsak bilmiyorum. Hani şey vardı, Wall-E filmi vardı. Çok güzel bir film, tavsiye edelim. Orada işte gene gelecekte geçiyor. İnsanlar uçan böyle sandalyeler, önlerinde ekran ve çok şişmanlar. Hani morbid obez düzeyinde obezlerdi. Umarım öyle olmaz gelecek yani. Gerçekten Ya hiç üzülüyorum belli onu görünce. olmaz. Böyle bir trendler değişiyor ya. Hani beslenmede çok dramatik bir şekilde değişebilir yani yakın Evet. zamanda. Buradan bir sonraki soruya geçiyorum. Ay'a gitsen, yani gene Ay'da üstümüz var, gidilebiliyor. Hangi ünlüyle giderdin, neden? Ay'a gitsem hangi ünlüyle giderdim? Yani şöyle bir cevap vereceğim. Şimdi Ay'a gidiyorsam bayağı bir mesafe kat ediyorumdur herhalde, yol. Uzun zaman sürecek. Yani Ömer Can'la gitmek isterdim. Çünkü başkasıyla tamam, bir gün okey, iki gün okey, ama yani nereye kadar? Ben sıkılırım 3 günden sonra insanlardan. O yüzden o macerayı eşimle yaşamak isterdim. Buna Ömer Can Güldal diye cevap vereceğim. Yan odadan şeyler yükseliyor. Uu diye. Peki, şunu o zaman biraz da O değişik kimi bir dedi ya? soru. Bakmadım. O kimi dedi acaba? Bakmam Biraz lazım. seçim. Ben hatırlayamıyorum. Evet. Neyse. Sonra bakarım. Şeyi saklamıştım. Ben onu başta gösterecektim ya. Boşa gitmesin. Seni Ömer Can çağırdığı için onu gösteriyorduk en başta. Unuttum, bak göstereyim nereye. Ha. Evet. Peki bir soru. Gelir mi kendisi? Evet, gelir mi? Onun cevabını biliyoruz. Geldi. Onda sıkıntı yok. Peki, Buradayım. onu gösterelim. Peki, şeyi soracağım. O soruyu değiştireceğim biraz. Ayda sonuçta bir üs. Kapalı alan. Herkesin görevleri gerekiyor. Yani işte öyle bir şaka değil yani. Bazı şeyler hayata mal olacak görevler. Orada Evet. nasıl geçerdi mesela bu görev dağılımı? Kapalı alanda uzun süre. Hani çıkıp git. Yani şimdi çıkıp gitmiyoruz ama İnternete Evet. erişim daha yavaştır. Daha zor şartlar. Nasıl geçerdi Ömer Can'la orada? Bir kere yemeği hep ben yapardım. Evet, bunu görebiliyorum. Belki de yemek yapan birini seçmeliyim. Yemek, ama orada ayda herhalde Hazır yemek geliyor yapma ya orada kapı yemekler. çağırdı. Çok kolay. Uzay Tamam. istasyonu gibi hazır Kolay. geliyor yemekler yani şey. Evet. Teknolojik şeyleri daha iyi anlıyor. O yüzden belki iletişim konusunda o dünya ile iletişimi sağlayabilirdi falan. O olabilirdi. Evet, aslında biraz benzer bir hayat yaşadık yani geçtiğimiz bir yıl. Evet. Çok kapalı ve herkesin görevleri olduğu işte şeyler vardı mesela. Biri, yani ilk o paket yıkadığımız dönem vardı ya pandemide. Kim sabunlayacak, kim temizleyecek, hani o böyle görevlere ayrılmış durumdaydı. Biz de halledebileceğimizi düşünüyorum görev dağılımını. Süpersin. Kapalı bir yerde. İşte bak mesela Antarktika'da böyle yerler var ya, bazı belgeseller falan var. Yani gidiliyor işte 6 ay hiç dışarıdan şey olmadan, kimse gelip gitmeden 6 ay sonra tekrar uçak gelecek Antarktika'ya ve herkesin bir görevi var. O kışı geçiriyorlar orada. Çok enteresan belgeseller vardı. Onun gibi bir hayat olabilir. Yani bir yerden sonra algı çok kayıyor. Ama hep öyle bir şey yaşamak istemişimdir. Hep derdim yani böyle değişik bir deneyim yaşamak falan. Pandemi yaşattığı ucundan sağ olsun Evet. diyelim. O kadar Başımıza keyifli geldiği olmasa. gibi. Bu pandeminin psikolojisini de bize çok sordukları zaman zaten hemen harıl harıl yani ilk başlarında hemen başladı araştırma. Şimdi tonla var ama o ilk zamanlarda şeyi bilmiyorduk. Ne var buna benzer analog buna ne kurabiliriz diye şey çıktı hemen. Antarktika'da o dediğin şeyleri yapılan araştırmalar var tek tük. Ne oluyor, nasıl etkileniyor gibi. Ya da uzay istasyonuna gidip gelmiş mesela bir astronot Chris bir şey unuttum soyadını. O mesela YouTube'da şey yaptı hani
Bakın üstadı benim bunun. Ben şimdi anlatayım size ne Evet, doğru. yapacaksınız diye. Çok güzel Doğru. öyle şeyler. Bu araştırmalar çok yapılıyor. Kimilerinin sonuçları da çok kötü. Mesela bu Netflix'te Mars diye bir dizi var. Hep tavsiye ediyoruz. O tarz konularda önemli. Orada yarısı İzlemedim. yarısı belgesel, yarısı dizi şeklinde geçiyor. Belgesel kısmında şeyi gösteriyorlar. Rusya, daha o zamanki Sovyetler Birliği bir spor salonun içine aynı uzayda kuracakları istasyon büyüklüğünde bir yeri kuruyor, kapatıyorlar ve bir daha çıkmak yok. Hani metal pencere de yok ve orada sanırım işte 6 ay sonra, 6 ay ama daha kısa süre sonra, yani planlanan süreden çok daha kısa süre sonra işte biri birini öldürmeye kalkıp öteki intihar etmeye kalkıp falan kavga gürültü hani çıkılıyor ama uzay istasyonunda öyle olmuyor. Demek ki yeni bir şeyler öğrendik bu konularda. Daha kontrollü o konuda. Çünkü bir yıl Ya uzay kalan da var. istasyonuna giden insanlar da sonuçta çok özel seçilmiş insanlar olduğu için öyle bir fark olabilir. Yani sıradan insanlar değil onlar. Bu Antarktika'da da şöyle bir şey oluyor ama o biraz hep karanlıkta yaşamanın getirdiği bir şey. Bu çekim yapan ekip de mecburen orada yaşıyor yani 6 ay. Çünkü zaten gelip gitme diye bir şey yok. Bir süre sonra o karanlığa maruz kalmaktan kaynaklıymış. Seninle konuşurken şey hafıza kayıpları yaşanıyor. Ve böyle konuşurken duruyorlar, susuyorlar, ne diyordum diyorlar, az önce konuştuğunu hatırlamıyorlar falan. Bu çok normalmiş. O bayağı korkutucuydu. Yani Sonra geri dönüyor mu peki işte dönüyor, şeye? dönüyormuş. Ama orada bir de orada yaşayanlar aslında şey bir daha hayata dönmek istemiyorlar ki görevleri bitip tekrar normal dünyaya döndükleri zaman çok özlüyorlar ve oradaki hayata gitmek istiyorlar. Çok kapalı bir hayat. Çok enteresan şey oluyor. Sonra 6 ay sonra yeni ekip geliyor işte. Bu insanlar şey yapıyor. Benim masama oturdu. Oysa kocaman bir yemekhane ama 6 ay oraya oturmuş. Gelen benim masama oturdu gibi. Böyle bir şey herkes bir kişiselleştirmeye başlıyor yaşadığı yeri. Çok enteresan. Şimdi de normal hayata dönüş kaygıları var aslında. Birçok insan Var. evinden çalışmaya, ben de dahil, evinden çalışmaya devam etmek istiyor. Ya da hibrit hani istiyor. Ya da işte normale dönmekten kaçımı. Bu da hissediyorsanız bu da normaldir. Yalnız sizin başınıza gelmiyor. Yani izleyicilerimize söyleyelim. Gerçekten bu çok yaygın bir durum. Bu Peki. karantinada ilk kapandığımız zaman hani daha gece 12'de böyle yasak kalkıyordu ya mesela. Ben 12'de yürümeye başlıyordum gece. Çok bunalıyordum falan ve gece 12'de insan doluşuyordu işte yürümek için insanlar. Şimdi hani 17 gün evdeydik falan. Sonra ben hala market dışında çıkmadım mesela işim de olmadı. Çok alışıyoruz bir yandan da. Evet. Alışma gücümüz hem iyi hem kötü bir şey aslında, hem de Evet. korkutucu. Evet. Evet. Peki. Normal hayata daha kilolu dönüş demişler. Evet. Barış Kaya yazmış. Evet. Peki. Bilimine hangi fiziksel ve psikolojik, yani ikisini de ayrı ayrı söyleyebilirsin, özelliğini değiştirmek isterdim. Psikolojik özelliğim olarak çok daha pozitif bir insana çevirirdim kendimi böyle. Her şeyin pozitif tarafını gören, hiçbir şeyden düşmeyen biri olmak isterdim kesinlikle. Fiziksel olarak da çok daha güçlü olmak isterdim. Böyle kilometrelerce koşup hiç yorulmamak, saatlerce işte çalışmak, beden gücümün çok yerinde olması, bu ikisini isterdim. Bunları değiştirirdim. Süper. Fiziksel kısmını bilemiyorum. Psikolojik kısmına ilgili bir yorum yapayım orada. Şöyle, aslında tabii karakterimizi değiştiremiyoruz ama olaylara aslında normalden hep daha kötü bakıyorsak, hep karamsar, hep olaylardaki kötü şeyleri fark ediyorsak diğer insanlara nazaran, bunu belli oranda düzeltmek mümkün. Yani normale çekmek mümkün. Ama şey de aslında çok sağlıklı değil. Hani her şeyin en iyi yanından görmek. Hani hiç düşmemek. Mesela hiç düşmemek mümkün değil aslında. Gerçekçi değil. Ne yazık ki. Ama düştüğünde çabuk kalkabilmek aslında. Hep böyle anlatılıyor. Bazen de yapı değil mi ya? Mesela dedin ya işte Evet. her şeyin tarafını görmek falan. Yani biraz da yapı, o yapı değişir mi acaba? Mizaç kısımları değişmiyor. Onu Mizaç. görüyoruz. Evet, yani çocukken de zaten böyle içine dönük, kolay kırılan, Demoda kolay olan. yılgınlığa düşen. Evet. Ben. Böyle insanlar Benim o. o çok değişmiyor ama mizaç şey gibi düşün. Eksi başlıyor ama artı üzerine konduğunda geri gelebilme ihtimali var tabii ki. Onu söyleyelim. Yani bu şey değil. Terapiyle mesela şey yapılmayacak, çok bize zarar veren kısmı diyeyim. Hani mucizeler tabii vaat edemiyoruz.
Ama bize zarar veren kısmı, bizi üzen kısmı, Sen diğerlerinden yapıyor farklılaştığımız kısmı. Evet, yapıyorum Sen terapi yapıyorsun. ben de. Peki yaşadığın yerde ana dilinde mi terapi yapıyorsun yoksa? İngilizce ve Türkçe yapabiliyorum. Hollandaca o İkisi de. kadar bilmiyorum. Evet. Hı. Evet. O şekilde. Yani bazen mesela danışanlarım, terapiye gelen danışanlarım sadece kendini keşfetmek için geliyor. Ben biraz daha, yani çok aşırı bir sorunum yok. Biraz işte şöyle böyle ufak şeyler ama daha çok kendimi keşfedeyim. Niye böyleyim anlamak. Hani dedi ya, hep yapı. O yapı nereden geliyor? Onun kökenleri ne? Onu bulursam aslında bazı saçma mı? Saçma ise işte bugünü etkiliyor. Biraz Değişik. daha karamsarlık gene kalıyor bünyede belki ama aşırı olmuyor. Daha şey oluyor ya da işte başka özellikler. Kaygılılık olabilir. Hani karamsar senden örnek var ama başka şeyler de olabilir. Onu söyleyelim. Şimdi bir sonraki soruma geçiyorum o zaman. Tamam. Hiç anlamıyorum dediğin bir bilim dalı ya da bir teori var O kadar çok ki. mı? Yani aslında ben internetin nasıl çalıştığını bile anlamıyorum. Ve yani hep şunu konuşuruz ya, bugün işte çökse bilim, yani daha doğrusu işte elektrik bir anda gitse, işte yansa bir sürü yer, bir sürü insan ölse falan, sıfırdan nasıl kurulur? Bir bilgin var mı? Yok. Evet. Müthiş bir bilgi kaybı. Bir anlamadığım çok fazla şey var. Gerçekten çok fazla şey var. İşte en basiti, yani televizyonun bile nasıl çalıştığı, internetin nasıl var olduğu, o bilgiler nerede filan, bak onu bile aklım almıyor aslında. Evet. Cidden hiç benim de yani gerçekten ben katılıyorum. Hepsine katılıyorum. Benim de almıyor. Zaten hani daha çok öğrendikçe daha ne kadar bilmediğimizi öğreniyoruz. Hani sanmayın ki ne bileyim internet işte World Wide Web'i icat eden adam da hani bugünkü gelişmeyi o da bence kafasında bir fikir vardır. Hani ama kimse aslında şey sentralize bir yapı değil ya aslında internette. Hani birçok noktası var. Ben şeyi öğrenince işte hep Tekno Seyir izliyorum. Tekno Seyir'de Levent abinin çok söylediği bir şey var. Hani o bilgi senin değil. İşte Google Fotos'a yüklediğin senin değil. Orada başka bir hard diskte duruyor. O gene fiziksel bir bilgisayarda duruyor. Sen ona erişiyorsun falan der mesela. Şeyi öğrenme çok şaşırmıştım ben de. Her IP adresi var ya. Aslında her girdiğimiz web sitesi bir IP. Fakat biz numaraları ezberlemeyelim diye onların domain alan adları oluyormuş. Bunu da hani hangi harflerden oluşan alan adı hangi IP'ye gideceği de DNS sunucuları belirliyormuş. İşte biz diyelim ki gelecek bilimde net yazdığımızda bir IP'ye gidiyor. Onun hangi IP olduğunu hızlı bulan bir DNS sunucusu varmış. Mesela DNS sunucusu gitse her yere IP ile girecek duruma gelebiliriz yani. Tüm internet çökmese bile. Bazı şeyler demişler. Kuantum fiziği, sicim teorisi demişler. Anlaşılmış. Başlangıcı hipotezi demiş Evet, abi. abiyogenez. Evet, Ayşenur Hanım. Çok güzel. Peki, bunu geçiyorum. Belki anlatan birileri olur. Bunun için de biraz da bunu soruyoruz dedi. Ben de soruyorum. Birileri mesaj atsın bize. Bak ben sana internet nasıl çözünü anlatabilirim ya da kaynak veririm derlerse isteriz. Derin sorular bu kadar. Şimdi hangisi Tamam. bölümümüze geçeceğiz? Nasılsın? İyi misin? Enerjin yerinde mi? İyiyiz. Tamam. Süper. Formata da zaten genelde şey oluyor. O soru, ilk iki sorudan sonra alışıyoruz ama o ilk soruyu herkes bittiğinde şey diyor. Katılan ilk başta bir gitmeyecek dedim hani üç şey deyince orada kaldım diyen çok oluyor. Şimdi hangisi bölümümüzde şıklı sorularımız var? Bizim işte Tamam. ÖSS nesline güzel gelecek. Kim 500 milyar ister tadında? Bazıları çok kolay, bazıları çok zor. Bakalım şık şeylerde yazsınlar, yorumlara da yazsınlar. Bir soruyla bakalım. Hangisi daha önce icat edilmiştir? Bence kibrittir diye düşünüyorum. Hı. Doğru. Neden kibrit sence? Çünkü yani büyüteçten önce ateş bir bulunmuştur. İşte ateşi harlamak için küçük şeyler atmak gerektiği gelmiştir akla. Hı Ucuna hı. sonra bir şey takıp da ateş çıkarması düşünülmüştür diye düşündüm. Doğru muydu? Evet. Aslında değil ama çok yaklaştın. Aa. Güzel bir nokta. Ama şöyle düşün. Ateşi ilk yakmak için kibrit gibi hani ağacın ucuna sarmadan önce çakmak taşlarını birbirlerine sürterlerse kıvılcım çıkabiliyor ve bu da çakmak tanımına giriyor aslında. Ha, ben çakmak deyince böyle şu an modern çakmakları düşündüğüm için o yani hatta şakasına koyduğum bir şık gibi gelmişti.
Evet, kelime oyunlu sorular böyle biraz kelime oyunlu şeyli sorular. Yine mantık yürüterek, hafif bir bilgi ama Tamam. daha çok mantık yürüterek çözeceğimiz bir soru. Fatih İstanbul'u fethettiğinde o gece yediği yemeğin içinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bilmiyoruz tam ne yediğini ama hangisi olabilir? Buna patates diye cevap vereceğim. Emin misin? Böyle Son kararı mı? dediğine göre değil. Patlıcan. Allah Allah. Patates diyorum ya. Patates olamaz, yanlış cevap. Çünkü patates Amerika kıtasına özgü bir sebze ve Amerika kıtası keşfedilmemişti o dönemde. O zaman domates de değil. Evet. İzleyiciler Patlıcan yazsın. diyeyim bari. Evet, doğru cevap, patlıcan. Aynen. Turp da yine, ben turpu bilmiyordum. Turp da soruyu hazırlarken öğrendim. Turp da şeye özelmiş, Amerika'ya özelmiş. Oralarda var. O zamana kadar yememişler yani. Hiç o Ama güzel olduğunu şeyleri. bilmiyoruz. Olabilir. Yani o gece Tabii Fatih tabii. patlıcanlı yemek yedi diye bir bilgi yok, değil Yok, mi? bu dört tane içinde Akıllıca. aynı Tamam. akıl yürüteri. Yani patlıcan bir tek kalıyor gibi yapıyoruz. Peki bakalım. Güneş Gel. almama falan çok konuştuk. Güzel bir soru. Bunu bir gönüllümüz hazırladı. Biraz zor Aha. soru. Yani bunda tamamen ben de sallayarak hani şey yapıyorum. Bakalım ne diyeceğiz. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aa, bu soru Ömercan'a da çıkmıştı galiba. Evet. Ama cevabına Ne bakmamıştım. kadar dürüst bir Baksaydım. katılımcı, süper ya. Tamamen atacağım. Lingüistik de A şıkkı. gidebilirsin. Dil. Evet, doğru cevap. İnsanlar burada genelde şeyi keşfettik. Burada diğerleri, bu Svalbard böyle Nordik duruyor ya, kuzey. Ya olarak evet biraz Evet. Nordik geldi. Gerçekten doğru cevap şurasıymış. Ben de sonra merak ettim soruyu hazırlayan kişiye. Şu Grönland, İsveç, Norveç şurada kalıyormuş tam. Svalbard Hiç bir ada. doğmuyor. Aynı Antarktika gibi. Grönland'ın hani güneyleri de var diye sanırım, orayı katmıyor. Hani ülke olarak, tek başına ülke olarak Svalbard'mış. Peki devam ediyorum. Orada yaşayan var mı hiç biliyor musun? Yok, onu Yaşayan. bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bizim Google'cılar hemen yazsın bakıp. Evet. Chat'e soralım. Bilgi kaynağımız bizim chat aslında. Google'da değil, chat'ten alıyorum, daha iyi. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Güneş sisteminde yer alan en büyük kütleli gezegen hangisidir? Bunu bilmem Jüpiter. Doğru cevap. Bravo. Evet. Kocaman. Hem büyüklük olarak hem kütle olarak, iki şekilde de hacim olarak da büyük. Jüpiter, Güneş'ten sonra. Bakalım başka bir soru. Bunu senin bileceğine tahmin ediyorum ama bakalım. Hiç Bence emin bilirsin. olmam. Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Polonyalı bilim insanı kimdir? Marie Curie miydi? Doğru cevap. Evet. Tamam. Ama diğerleri olsa bilemezdim yani sadece. Bu işte şey, evlenmeden önceki soyadı da Sklodowska'yı da kullanıyor. Onu da özellikle yazıyor işte, bu kadın bilim insanlarına şey yapmak adına. Enstitüleri de görürsün Evet, diye. evet, evet. Mary Sklodowska Curie. Genelde bunu yanlış bilenler o şeyi atlıyor. Yani Mary Sklodowska Curie'yi Kim okumuyor. yaptı Maria Curie, evet, aynen. Peki bakalım. Bir kimyaya gidelim bir de. Kimyadan bir hadi soru, gene gidelim. isim. Periyodik cetvelin mucidi kimdir? Periyodik cetveli çok severdim. Benim annem kimya mühendisi. O yüzden kimyadan anlıyordum. Yani şey bana öğretmişti falan. Hoşuma gidiyordu bildiğim için. Ama mucidini hiç bilmiyorum. Bir şey yapayım, deneyeyim. D şıkkı diyeceğim. Doğru cevap. Bravo. Dimitri Mendeleyev buluyor. Evet, periyodik cetveli. Aynen. Biraz attım ama tuttu. Ben de bilmiyordum bunu. Şuradan öğrendim onu da. Crash Course diye bir kanal var YouTube'da. Çok güzel, böyle 10 dakika 10 dakika. Bizim aslında lise bilgilerimiz İngilizce. Ama lisedeki bilgi biraz da geniş, güzel halde anlatıyorlar. Ben de fiziği bitirdim orada. 40 video.
Dedim ki çünkü kimya, biyoloji yapacağım. Sonra anatomi, fizyoloji diye devam edeceğim. Böyle sıraya koydum. Kimyada periyodik cetvel bölümünde anlatıyordu. Ben de o zaman öğrendim. Hani ben zannediyordum ki böyle bilim insanlarının sonradan konsensusla yaptığı bir şey ama bayağı hani belli bölümleri eksik. O zaman bulunmamış elementler yok ama kabaca bugünkü haline çok benzeyen bir cetveli buluyor. Yani lisede Peki. çok öğrettiler periyodik cetvel ama mesela hiç mucidinden bahsettiğimizi hatırlamıyorum. İşte yine birazcık ezbere eğitimin Evet. kurbanları olmuşuz. Evet. Ya o derseydi bir de o da çıkacaktı ya. Bizim için hani her ek bilgi aslında bazen de sevmiyorsan alanı şey geliyor, Aha. onu da düşündüm ama neyse Fazlalık hani geliyor. sınavda çıkmayacak ama hani bakın bunu Mendeley'e böyle buldu. Şöyle şöyle oldu. Tarihin şuydu. Aklında kalıcı Evet. olabilirdi. Çok güzel olabilir de. Celal abi, Celal Şengör güzel anlatıyor bence bu tarz şeyleri. Yani hikayeleştirip kendi başından geçenleri güzel anlatabiliyor. Hikaye anlatıcılarına ihtiyacımız var aslında bilim Evet. anlatırken. Bir soru, son sorumuz. Başta demiştim Nobel şeyleri Nobel'den gelsin. Nobel ödülleri hangi ülkede veriliyor her sene? B şıkkı diyeceğim. İsveç. İsveç. Doğru cevap. Bravo. Süper. Evet, İsveç'te veriliyor. Sanırım bir sene hariç belli bir zaman o savaş yılları hariç hep verilmiş 1902'den beri. Bu arada iki farklı alanda iki Nobel'i olan yani iki bilim alanında iki tane Nobel alan tek bilim insanı Marie Curie. Biri kimya, biri fizik. O yüzden ekstra tebrik ediyoruz kendisini. Onu da söyleyelim. Önce ben bunu bilememiştim. Ben bunu bilemem. Süper. Şimdi en eğlenceli bölümümüz geliyor. Benim en sevdiğim bölüm. O mu bu mu bölümü? Hemen izleyicilere hatırlatalım tekrardan. Arkadaşlar bilim insanları söyleyeceğim. Tanınmamış olanların da ne yaptığını anlataraktan söyleyeceğim. Aslında amacımız tanınmamış bilim insanlarını tanıtmak. Aybike de diyecek işte bu o. İkisi arasında tercih edecek. Bir seçtiği üst kura geçiyor. Elene elene gidiyor. En son kalan kişiyle de bir akşam yemeğine çıkacak. Hani hayatta olması olmaması önemli değil. Böyle hayal ediyoruz. Dil bariyeri yok. Ana dilini konuşabiliyor. Bir sıkıntısı yok. Hani bakalım kimle çıkmak ister diye. Hemen şimdi şöyle Bakalım. yapıyorum. Ve listemi şuradan açayım. Yani şimdi listesi. Hemen klasik başlıyorum. Tesla mı Edison Tamam. mı? Tesla. Neden? Böyle hepsi. Çünkü yani Edison'a göre daha az popüler olmak durumunda kalmış gibi bir durum var ortada. İşte aslında o icat etmiş de ondan çalınmış da filan gibi. Yani nedir bu işin aslı ya? Bir oturalım bir konuşalım isterim. Evet. Bugüne kadar Edison diyen yok. Yani hiç hani Yok mu? kapitalist. Yani ama şöyle mesela Edison o kadar 300'ün üzerinde patenti var. Kendisinin midir, işte insanları mı sömürmüştür? Bunları bir kenara koyuyorum. Gerçekten olabilir bunlar var yani tarihsel olarak ama hani bu sürtüşmeden ötürü bence hani o da iyiydi ama Tesla hani diyelim. Çünkü şey o da böyle hani bayağı bir film kamerası, projektör, elektrik şebekesi, oy kaydedici, oyları sayan mekanik şeyler Vardır hocam. falan bir sürü Evet. böyle gündelik hayatta ampul hani en çok akkor ampul en çok bilineni. Peki Tesla dendi. Tesla mı yoksa Marie Curie mi? Curie. Değiştik. Güzel. Tesla ile yemeğe çıkmıyoruz. Güle güle. Evet. Marie Curie'de Evet, kaldık. Tesla'ya diyoruz burada. Peki Marie Curie mi yoksa karşısına bir Türk bilim insanı çıkarayım? Marie Curie mi yoksa üzerine basınç uygulandığı zaman bu basınçtan elektrik enerjisi üretebilen malzemelerle insan organları üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik enerjisine de çeviren, cihazlar üreten malzeme bilimci MIT'den Profesör Doktor Canan Dağdeviren mi? Canan Dağdeviren. Ben çok beğeniyorum Canan hocayı. Takip de ediyorum. Çok da hoş sohbet biri gibi gözüküyor. Sosyal medyayı da bazen aktif kullanıyor. Hem yani ana dilimde de güzel güzel konuşurum. Hem de ya buradan nasıl çıktın, neler yaptın, nelerle karşılaştın diye sormak isterim Canan Dağdeviren o yüzden. Evet, evet. Kahve Canan içmeyi de Hoca'ya seviyorum. Bir kahve içmek isterim. çok güzel olur. Canan Hoca'ya selamlarımızı iletelim buradan da. Peki, Canan daha deviren mi? Yoksa klasik mekanik, evrensel hareket kanunları, evrensel kütle çekim yasasıyla tanıdığımız Isaac Newton mu? Yani Newton'la konuşmaya herhalde zekam yetmez.
Ve Niye? muhabbet tıkanır bir yerden Hmm. sonra diye düşündüğüm için Canan daha devremle devam edeceğim. Tamam. Peki Canan Hoca'nın karşısına kimi getirebilirim? Şimdi listem uzun. Hepsini seçmiyorum. O anda karar veriyorum. Kimi getirebiliriz? Peki. Gene bir Türk bilim insanı getireyim. Belki hani oradan değiştiririz. Canan Dağdevren mi yoksa kuantum fiziği alanında çalışan, ışığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden fizikçi yine Profesör Mete Atatürk'e mi? Vallahi Canan Dağdevren'le devam edecektim. Tamam. Güzel. Canan Hoca, Canan Mete Hoca. Bey'i hiç tanımıyorum. Enteresan oluyor. Yani birini sosyal medyadan biraz takip ediyorsan günlük hayatını, biraz muhabbetini hani böyle bir yakınlık hissediyorsun saçma bir şekilde sanki tanıyormuş gibi. O yüzden yine Canan Dağdevren diyeceğim. Tamam. Kim olabilir? Kim olabilir? Şimdi buradan çok Canan Hoca'dan çok başka bulamayacağız gibi bir duygu geldi ama bakalım. Peki. Biraz büyük şeyler çıkarıyorum karşısına şimdi. Canan Hoca mı? Canan Dağdevren mi? Yoksa izafiyetin özel ve genel teorileri ve fotoelektrik etkiyle tanıdığımız Albert Einstein mı? Einstein. Aa, Yani bir değişti. Einstein'la bir yemek hoş olurdu tabii ki ama da yani muhabbet tıkanabilir belki ama anlıyormuş gibi yaparım kafamı sallarım ama bir yemek yemek isterdim. Süper, süper. Einstein. Yani zaten şey, hani Einstein daha önce çıktığında hep şey dendi. Bana daha esprili, daha rahat anlatabilen, hep analojileri de olan biri. Hani çok ağır bilim konuşan bir insan değil. Ben de çok isterdim açıkçası. Einstein'da kaldık. Peki Einstein mı yoksa doğal seleksiyon yoluyla evrim, insan evrimi, cinsel seçilim konularıyla tanıdığımız Charles Darwin mi? Darwin. Gene değiştin. Neden Evet. Einstein yerine Darwin? Yani tabii ki Einstein'la da isterdim ama Darwin'le de hani hala işte şu an bak reddediyorlar dediklerini. Ne diyorsun bu duruma? Nasıl ikna edeceğiz bu insanları diye böyle günlük bir konuşma üstünden yürütmek isterdim sohbeti. Evet. Çok güzel olabilir. Evet. Şey de düşünüyoruz. Mesela bir konuğumuz şey demişti. Hani bulundukları çağ eski ya. Bu çağı da bilmiyorlar. O zorlanır mıyız? Hani işte telefon, melefon, hani ne bileyim işte konuşurken yeni ondan sonra o, mesela galiba Ömercan mı demişti şey, ben anlatırım ona, hani otururum ben neler olduğunu anlatırım, sen öldükten sonra bunlar oldu diye. Bunlar oldu. Böyle ilginç şeyler de olabiliyor. Peki Darwin'e geçtik o zaman. Darwin mi yoksa yine bir Türk bilim insanını getiriyorum. Darwin mi yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu da açıklayan çalışmalarıyla 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar mı? Aziz Sancar. Aa, gene değişti. Yine toprağımızdan diye daha rahat muhabbet edeceğimi düşündüğüm Aziz Sancar'la görüşmek isterdim. Tamam, peki. O Yani zaman Darwin daha ağır basabilir ama Aziz Bey'le daha günümüz hani dedin ya teknolojiyi bilmiyor, şeyi bilmiyor, aynı dili anlaşamayabiliriz o bakımdan. Hani Aziz Sancar'la böyle bir dert olmazdı diye. evet. Ya dil konusu Ben çok anlatamam sorun çünkü. değil. Ben nasıl anlatacağım? Daha interneti kendim nasıl çalıştığını anlamamışım. Ben Darwin'i anlatamam yani o yüzden. Darwin'in yani yüreğine inebilir. O kadar fazla şeyler, değişiklikler. Peki. Aziz Sancar'ın önüne birini getiriyorum şimdi. Kuantum yer çekimi, kara deliklerin doğası ve galaksilerin kökeni, aynı zamanda da Hawking radyasyonuyla tanıdığımız Stephen Hawking mi yoksa Aziz Sancar mı? Hawking. Oo, güzel. Ne konuşmak isterdin? Ne sormak isterdin? Nasıl bu kadar hayata bağlı olabildiğini sormak isterdim. O evet ya yani o nereden geliyor o güç? Nasıl onu ayakta tuttu? Onu merak ediyorum. Evet. Güzel bir film Filmi var. izledikten sonra çok Ha. hep düşünmüştüm Lolli. ben de bunu tabii ki. Evet. Lady Daha boş Edmain'di galiba, değil mi? Yani o rolleri Evet. çok iyi yapıyor zaten. Kendi bence mizacı da öyle o adamın. O rolleri müthiş yapıyor. Gerçekten çok başarılıydı. Ve şey sahnesi hiç aklıma çıkmıştı. O ilk teşhis konduğunda şey diyor, yani ellerinizi kıpırdatamayacaksınız şimdi hiçbir şekilde. Hemen şimdi beyne ne oluyor peki? Hani Evet. hep
kaybettiğini değil, kalana hani ne yaparım, bununla ne yaparım. Çok güzel bir yaklaşım. Tabii ki çok zorluklar çekmişler. Filmde hızlı anlatılıyor. Çok bunların bunalımını yaşamıştır ama yıkılmamış ve devam etmiş. Yani doktorasını da zaten, yani doktora tezini verdiği aşamada hani diye hatırlıyorum. Gerçekten zor. Peki. Bir de Şimdi hani eski yeteneğini de kaybetmiş. Yani öyle resmediyordu. evet. Eğer doğruysa hani hala şaka yapıyor. Bilgisayarıyla konuştuğu zaman bile hala komik bir şeyler söylemeye çalışıyor falan ve başarıyor bunu. Çok zeki olduğu için tabii ki. Çok iyi değil mi? Evet, o yüzden. Şeye falan yani birçok diziye katılıyor kendi sesiyle. Şeye çıktığını hatırlıyorum. Big Bang Theory'ye birkaç bölümde çıktığını hatırlıyorum. Çok seviyor yani. Şeyle ilgili esprileri de çok seviyor kendisi. İşte o tekerlekleri, işte sandalyesi durumuyla ilgili yapılan güzel Evet, hani dalga geçiyor. esprileri de çok dalga geçebiliyor. Stephen Hawking'de kaldık. Peki, şimdi Stephen Hawking'in karşısına bir hile yapıp iki kişi birden çıkarıyorum ama bu iki kişiyi birlikte söylemek zorundayım çünkü. Stephen Hawking mi yoksa koronavirüse karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının da mucitleri olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi? Yani onlarla belki normal hayatta da bir şekilde muhabbet etme fırsatı elde edebilirim diye düşünüyorum. Yani çünkü işte çok ulaşabileceğim, yani işte internet var, mail atabilirsin, Instagram'dan yazabilirsin falan. O yüzden yine Hawking diyeceğim. Değil mi? Evet. Bu şey de çok geliyor bu sebepte ki bence çok mantıklı yani. Hani gerçek hayatta da görüşürüm gibi. Çok mutlu, yani Peki. ne kadar pozitifiz aslında. Yani düşün, onlara ulaşabileceğim. Oluruz yani. Da böyle bir his var işte, bu sosyal medya ya da bu internet bize o hissi veriyor, bu insanlara erişebilir misin? Evet. Ya gelecek bilimliğe başladıktan beri ben işte 2018'den beri yani o kadar çok böyle hayallerim o anlamda tanışmak istemeye o hayallerim çok vardı. Hani birçok insanla sen de dahil herkesle böyle tanıştık çok mutlu oluyorum. Hep şöyle bir iyi ki yapmışız biz bunu kurmuşuz biraz kendimi orada kullandığım şeyi var ama mesela Ayhan Sicimoğlu ile ben aşırı tanışmak istiyordum çocukluktan beri. Ve nasip oldu yani hem bir Türkçe program hem bir İngilizce program yaptı. İki kere yayını aldım kendisini. Çok da zevkli, çok da güzel ve yani şey çok ilginç. Kayıt öncesi ve sonrası arasında hiçbir fark olmaması. Ama bazı çok iyi bildiğim, çok samimi gördüklerim hocaların ve ünlülerin gerçekten fark olduğunu da gördüm. Hani kötüye de yansıyor bu. Gözünüzde çok hani büyüttüğünüz veya hayal kırıklığına uğradığınız kişiler olabiliyor. Yani benim beklentilerimle ilgili hani iyi kötü anlamında bir yorum yapmıyorum ama öyle değişiklikler de olabiliyor. Peki. Şimdi listem orada da o yüzden oraya bakıyorum. Şimdi nerede kaldık? Stephen Hawking'de kaldık. Stephen Hawking'in karşısına kimi getirebilirim? Ha. Stephen Hawking mi? Yoksa Leonardo da Vinci mi? Leonardo Oo, da Vinci. Daha hoş sohbet olabilir. yine sanatla da ilgisi var, değil mi? Sırf Sanatla da mekanik ilgisi değil, evet. var. O yüzden Leonardo da Vinci. Ne sormak isterdin Da Vinci'ye? Şu anki sanatın işte durumu hakkında, işte belki çizimler hakkında ne düşünüyorsun? Evet aslında çok ilginç. Her Ya soru o diyorlar mı? Öyle de bir şey var mı yani? Şimdi şey demiyorlar, bu ne biçim soru demiyorlar herhalde, değil mi? yok Hayal. yani o kadar yemeğe gelmişler. Biz orayı ayarlıyoruz. Onu kabul ediyoruz yani. O biliyor yani hani soru sorulacağını şey dil sıkıntı değil. Yani fantastik bir hayal gücü ortamında konuşuyoruz. Hoş sohbet konuşacaksınız. Peki Da Vinci'nin karşısına birini getireceğim şimdi. Da Vinci mi yoksa Bak, çok güzel bir yorum geldi. Nedir? Çizimlerini internete koyabilir miyim? Çok güzel. Sorar. NFT olarak izin veriyormuş değil mi? O al telifimi yaşa nesillerce. Yine iki kişi çıkaracağım. Tamam. Konuşma şansın gene var aslında. Yaşıyorlar ama peki bakalım hani şey olabilir. Da Vinci mi? Leonardo da Vinci mi? Yoksa benim de arkadaşı posteri olan aslında CRISPR gen düzenleme alanındaki öncü çalışmalar. Yani CRISPR tekniğinin mucitleri bunlar. Çok önemli gen çalışmaları açısından. Nedeniyle bu çalışmalar nedeniyle birlikte 2020 Nobel Kimya Ödülünü alan Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna mı? Yani tanımıyorum onları. Ama tanışmak için bir fırsat olabilirdi.
Hadi Tamam. onları seçeyim. Hadi geçelim. İsimlerini de ben de duymuş olayım. Daha çok öğrenmiş olalım hep birlikte. Onlarla devam edelim. Tamam, çok güzel. Bir de bayağı yani gelecekte tarihe geçecek insanlar. Ben onu da zamanında yaşıyordum Evet. diyebiliriz. Çok çünkü Evet. önemli buluşları. Peki Çok onların güzel olur. karşısına kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Bakalım, bakalım, bakalım. Tamam. Emmanuel Charpentier ve Jennifer Doudna mı? Yoksa Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslara sahip olduğu ile ilgili hipotezi de ortaya atan astronom, astrofizikçi aslında Carl Sagan mı? Carl Biliyorduk. Sagan çok popüler bir seçenek. Çünkü Kozmos'u da yapmış ve bilim iletişiminin Sagan. yani hocalarının hocası, üstadımız yani aslında. Neler sorardın Carl Sagan'a? Yani bir astronomla yemek yemek isterdim. Bana bu yani evrenin bilinmezliği hakkında söyleyeceği ne söyleyebilir? Nasıl buldu bunları diye böyle çok genel sorular sorardım herhalde. Evet. Peki astronom demişken o zaman bir astronom çıkarayım. Zorlaştırmaya uğraşıyorum ya. Carl Sagan mı? Yoksa Güneş sisteminin Güneş merkezli olduğunu bu modeli kuran Kopernik kanunuyla tanıdığımız astronom ve matematikçi Nicolaus Kopernik mi? Yani çok büyük isimler söyledin şimdi. Kopernik diyeceğim o zaman. Kopernik'e geçtik. Tamam. Peki Kopernik mi? Yine astronomiden devam ediyorum o zaman. Bir de şeyi düşündüm. Geçmiş bölümlerde sormadığım kişilere düşündüm o yüzden. Kopernik mi? Yoksa evrenin genişlemesi, diğer galaksilerin varlığı, Hubble kanunu ve Hubble sabitiyle tanıdığımız astronom ve kozmolog Edwin Hubble mı? Yok. Hubble değil. Hubble değil. Kopernik daha büyük isim. Kopernik. Peki. O zaman gene onun çağı demeyeyim de oralardan, gene eskilerden diyeyim. Nikolaus Kopernik mi yoksa gezegenlerin hareket kanunlarını gezegenlerin hareketi ve onları kanunlaştırmaya çalışan Johannes Kepler mi? Kepler. Ama yani artık bunlar o kadar beni aşan insanlar ki şimdi Kopernik'e ne sorardım, Kepler'e ne sorardım? Hani aynı şeyleri sorardım muhtemelen. Ha, o yüzden fark etmiyor Uzayın gibi. bilinmezliği hakkında işte bu buluşlarını nasıl buldukları, nasıl düşündüklerini falan sorardım. Yani artık aştı beni orası. Tamam. O zaman son iki kişi soruyorum. Sonra Tamam. bitirmeden benim sormadım ama senin sevdiğin bir bilim insanı var mı diye o bir bonus bırakacağım. Ama iki kişi daha soruyorum. Şimdi nerede kaldık? Kepler dedik. Johannes Kepler mi yoksa tektonik çalışmaları ve Tetis Denizi konusundaki çalışmalarıyla tanıdığımız jeolog Celal Şengör mü? Kopernik. Kopernik, tamam. Yine ulaşabilme, ulaşamama üstünden giderek. Tamam. Bir de şeyi soruyorum hep. Tamam, onu sormayayım, başka birini sorayım. Ulaşamama. Kopernik mi yoksa Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık mı? Kopernik. Tamam. Kopernik'te kaldık gibi duruyor. Büyük kimse yani var ama çıkar. Peki senin var mı? Benim saymadığım ama senin şu bilim insanı deseydin onu seçerdim diyeceğin Vallahi biri var hiç mı? aklıma gelmedi. Çünkü zaten çok büyük isimleri saydın. O yüzden bunlardan daha da üst ya da daha da çok tanışmak isteyeceğim biri hiç gelmiyor aklıma şu an. Tamam. Bir kişi daha vereceğim ya. Kendi alanıma torpil yapacağım. Ama Tamam. bence Kopernik kalacak ama ben gene bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim bir isim. Sosyal psikolojinin kurucularından biri olan sosyal psikolog Muzaffer Şerif mi yoksa Kopernik mi? Kopernik. Tamam. Kopernik'te kaldık arkadaşlar. Kopernik'te kaldık. Kopernik'le akşam yemeğine gidiyorsun. Dil sorunu Yürü. yok. Hayatta hiç sıkıntı. Şimdi sorularım şu. Ne yemek yerdin? Yani sen götürüyorsun. Geçmişten gelmiş yol yorgunu. Ne Aa, ısmarlarsın? Nereye ben seçeceğim götürürsün? yemeği. Tabii. Hayal Oo. ederim bakalım. Şimdi misafiri iyi ağırlamak lazım. Hı Sen ne yiyeceksin desem makarna falan diyebilirdim ama şimdi hı. birini yemeğe götürüyorsam şöyle iyi bir et ısmarlamak lazım.
T-bone steak falan herhalde ısmarlardım. Üstüne güzel bir tatlı. Ama aslında yemeğin de biraz az olması lazım ki şimdi bir yandan da muhabbet edeceğiz. Öyle de bir şey var. Ben zaten heyecandan yemek yiyemem muhtemelen masada. Sushi Ömercan suşi diyorum. Suşi olabilir. Hem böyle lokma atması kolay, yazmış akmaz. Hani böyle bir yandan Kopernik'le şey yaparken bir yandan böyle ağzını sıkman gerekmez. Suşi güzel fikirmiş canım. Çok iyi. Kopernik'in de tablosunu buldum Wikipedia'da. Böyle bir arkadaşımız, abimiz. Evet. Göstermiş olalım. Benim çünkü gözümde canlanmadı. Hani hayal ettiğimde ikinizi yoktu yani gözüme. Onun için bir aradım. Bu şekilde. Peki ne sorardın? Yani istediğin soru sormak okey. Hani şey değil yani gelecek gidecek zaten. O hani aman ne saçma soru da demez yani. İyi bir insan. Ne sorardım? Kaç yaşında öldü acaba Kopernik? Hiç bilmiyorum. Bakalım kaç yaşındaymış. Şeyi sorardım. Yarıda kalmış bir 70 çalışman. yaşında ölmüş. 70 70 yaşında yaşında. yaşamış. Yarıda kalmış bir çalışman var mı? Yani tamamlayamadan işte hastalandığın ya da bırakmak zorunda kaldığın. Şu an devam etsen hangi çalışmanın peşinden koşardın? Oradan da akıl alıp belki ilerisi için bilim insanlarına bir haber uçurabilirim diye düşünerek yine bilime faydacı bir Evet. yandan Bravo. muhabbetimizin bahsettik. Süper. Çok güzel. Peki. Kopernik'le yemeğe çıktık. Sorularımız bu kadar. Ne yazık ki. Sonuna geliyoruz. Son bir bölümümüz var. Tavsiye bölümü. Onu alacağım senden. Şöyle en etkileyen ya da etkilemek zorunda değil. Yakınlarda okuyup izlediğin, oynadığın da olabilir. Tavsiye etmek istediğin bize buradan takipçilere kitap alalım önce. Sonra film veya dizi ve oyun diye soracağım. Kitaptan başlayalım. Tamam. Bunu kendi kanalımda da önermiştim. Sanatçının Yolu kitabı. Yani oldu bir okuyalı 2 yıl falan ama bayağı böyle beni etkileyen bir kitap olmuştu. Sanatçının Yolu. Onu herkesin okumasını tavsiye ederim aslında. Hayatlarına güzel bir renk katacak bir kitap olabilir. Şu kitap gösterelim. Doğru mu acaba? Evet, bu Değil mi? kitap. Evet. Sana bir yol Julia. sunuyor. Yani normalde böyle bir yol sunan kitapları çok sevmem, önermem ama bu kitabı ayrı tutuyorum diğerlerinden ve okuyan herkes de çok etkilendi. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebilirim. Evet. Bunu gösterelim. Peki, film veya dizi neler var? Neler var? Dizi çok yeni şu an izlediğimiz. Hatta son bölümünü bekliyoruz. Haftaya gelecek. Mayor of East Town diye yeni bir dizi var. Tabii şu an korsan izleyebiliyoruz maalesef. Keyfimiz Easttown. Mayor of East Down mu East Town? East Town olması Ha, lazım. şu. Tamam. HBO'nunmuş. Evet, bizde HBO Max yok ya Türkiye'de değil mi? O yüzden Evet. Kate mecbur. Winslet oynuyor ve böyle evet. Güzel. Şu Ha, an Mayor. Ha, Mayor. Mayor ne demek acaba ya? Bilen var mı? Mayor orada kadının adı ama aynı zamanda kısrak anlamına da geliyor. Ha, çok Baktık hani güzel. hem işte orada da dul bir kadın biraz beğeniliyor belki. Bir de şey çok güçlü bir yani iş yapan, önemli bir iş yapan bir kadın. Hani o bölgenin kısrağı da olabilir. Hani isim de iki anlamlı diye düşündüm ben. Evet. Ve Kate Winslet burada böyle ya ben zaten yani çok iyi oynamış ya. Çok beğendim. Hiç böyle Kate Winslet diye izlemiyorsunuz da hakikaten işte 40 küsürlerinde hayatının zor bir döneminden geçen böyle kilo almış işte biraz insanlar ilişkisi sıkıntılı bir kadını izliyorsunuz. Böyle bir star yıldızı izlediğinizi hiç bilmeden, hatırlamadan. O yüzden bu ara bunu öneriyorum. Mükemmel, mükemmel. Yani daha böyle büyük büyük şeyleri olmayan, gündelik olayları iyi anlatan diziler gördükçe yapımlar iyi oluyor aslında. Ve HBO'nun ben bugüne kadar iyi gidiyor yani. Benim duyduklarım arasında böyle kötü anılmıyor. Yaptılar mı güzel yapmaya çalışıyorlar. Peki film var mı tavsiye edebileceğin? Film yani son zamanlarda izlediklerimden hep aklıma geldiği için Oscar adayı olan Father'ı en son izleyip etkilendim.
Uf, ağla 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 bir hal oldum yani en başından sonuna kadar fena beni çok etkiledi ve anlatım dili bakımından da hoş buldum. Şu Hoşuma gitti. film. O yüzden Father. Evet, sen izledin mi? Yok, izlememiştim ama çok hemen şey yapayım, listeme alayım yani. Böyle ama moralinizin kötü olduğu bir an izlemenizi tavsiye etmem. Yani güçlü olduğunuz bir zaman izleyin. Ha, tamam. Etkiliyor, üzücü bir film. Şey öyle mi? O Mayor of Mare of şey. Yani onun da etkileyici tarafı var tabii ki ama onu daha izleyebilirsiniz. Yani bunun kadar ağlatmaz diye düşünüyorum. Tamam. Film, dizi film dedik. Peki oyun. Mobil oyun olabilir, bilgisayar oyunu olabilir. Ha, ben hiç oyun oynamıyorum biliyor musunuz? Hiç mi Sıfır. o kadar evde hani hiçbir oyuna şey yaptırmadılar mı? Ya evet hiç yok. Yani hiç oynamadım. Hiç bilmiyorum. Hatta Ömercan bazen böyle azıcık göstermeye çalışıyor birlikte oynayalım ya da biraz anlatmak için falan. Yani elime o şeyi almamışım. O kadar kullanamıyorum ki hani siz oyun oynayanlar takır 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 yapıyorsunuz. Ben böyle Gamepad. hani gidiyor koşuyor duvarın dibinde duvardan çıkamıyor. Böyle duvarın orada koşan tip falan birazcık koşturabiliyorum ancak oyun hiç bilmem o yüzden. Peki şey de böyle hani daha telefonda hani böyle tek parmak oynanacak daha şey hani gamepad Yani telefonda kelimelik oynuyorum. O da bir tek gerektirmeyecek. Ömercan'la böyle birbirimizden uzakken de hani gün içinde işte ara ara kelime yazdığımız bir oyun. Ama onu da oynamayı unutuyorum. Pek oyun alışkanlığım yok. Kelimelik diyebiliriz yani. Kelimelik. O zaman oynar. Aslında güzel yani. Yine kelime dağarcığını geliştiren. Yok Eskilerin ya, hiç kelime Scrabble'ı dağarcığını gibi. geliştiren bir şey değil orada. Sadece en yüksek puan alacak kelimeleri yani harfleri falan hiç anlamını bilmediğim şeyler yazıyorum. Hani oradan güya öğreniyorsun basıp. Ama hani aslında sadece puan almaya çalıştığım bir oyun. Evet. Ben böyle bir oyun tavsiye edeyim. Şöyle hani bunun araştırmasını falan bilmiyorum ama iyi gelebileceğini hani şu anlamda hani böyle biraz zeka şeyini arttırıcı diyebiliriz. Ya da işte beynin zekada değil de beynin aslında alternatif düşünmeyi kolaylaştırıcı bir oyun diye ben oynadım ve çok sevdim. Bitirmiştim bunu. Güzel bir bulmaca oyunu ve telefonlarda da var. Adı da şey Flow. Belki bilenler vardır. Şöyle gözüküyor. Gene böyle hızlı oynanıyor. Bu böyle bölümleri var. Hani amacı şey gibi, şu noktaları birbirine bağlıyorsunuz renkleri. Ama işte bazen de döndürmek, dışarıdan getirmek falan gerekiyor. Birbirinin üzerine binmemesi gerekiyor. Çok basit aslında ama şeyi öğretiyor yani. Böyle de gidebilir, şöyle de gidebilir gibi bizim alternatifi açtırıyor. Güzel böyle kafa boşaltıcı bir oyun. Tavsiye edebilirim onu Benim ben. yerime sen öğrenmiş oldun. Yo, aklıma geldi şey deyince, Bunu hiç kelimelik oynayabilirim deyince. belki yani bu çünkü çok geçmiş oyun bilgisi ve deneyimi gerektirmeyen bir Yo oyun. yo yo. Bunu bence ben sana linkini atayım sonrasında Tamam. müptelası olabilirsin. Ben çok sevmiştim. Peki son emrivaki bölümümüze geliyoruz. Yani Ömercan'ın seni davet ettiği gibi senden de bir ünlü arkadaşını davet etmeni istiyoruz bu programa. Kimi Ya etmek istersin? düşünmedim desem yani bunu soracağını biliyordum. Şöyle oyuncu arkadaşımı davet edebilirim o zaman. Hem birlikte tiyatro kurduğumuz geçen yıl pandemiden önce oyun çıkardığımız tiyatrocu ve oyuncu Melda Narin Güler'i davet edebilirim. Eğer Tabii. gelirse Evet. bilimle Yani gelirse şimdi şöyle bunlar tekrar. emrivaki bölümü ya Aha. burası. Burada hep şey diyoruz. Sizin nazınızın geçeceği ve çağırmamıza yardım edebileceğiniz bir oyuncu. Çünkü şimdi ünlüleri biz Instagram'da ulaşıyoruz ya. Instagram'da genelde adıra düşüyoruz bir şekilde. Bir şekilde ulaşamıyoruz aslında. Hani bizim konuğumuz tanıyor kendisini ama ulaşamıyoruz. Mesela Mercan da iyi oldu. Hani direkt işte dedi ki ben şey yapayım numarasını vereyim izin aldım kendisinden. Konuştu rahat hani oldu ama böyle nazınızın geçeceği yani katılacağını hayır demeyeceğine veya gerekirse ben anlatırım şöyle şöyle böyle böyle deyip anlatırım diyeceğiniz biri ise tabii ki çok güzel olur. Evet. Melda Narin Güler'i davet ediyorum o zaman. Telefonunu Evet. da atarım sana. Tamam. Bu challenge'a bir sonraki oyuncu ismimizle Melda Hanım'la devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür herkese. ederim Cevdet. Çok sağ ol. Keyifli bir akşamdı. Bir sürü yeni isim öğrenmiş oldum. Ben de sonra yayının kaydından bakıp bilemediklerimi öğrenmeye çalışacağım. Estağfurullah. Çok güzeldi. Biraz da hatta bir saatimizi biraz açtık, yorduk seni kusura bakma.
Çok eğlenceliydi ama çok güzeldi. Bir sonraki şeylerde görüşmek üzere diyoruz arkadaşlara. Takipte kalın. YouTube'da bu programın kaydını bulacaksınız. Instagram hesabımızı takip etmiyorsanız ya da IBK'yi de takip etmiyorsanız lütfen edin. Bir de şey sorayım. En son nerede izleyebilirler şu an? Aktif bir dizi, film bir şey var mı? Şu an yok, hayır. Şu an yok. Var mı yeni Olursa projeler? buyurun. Peki. Barış şey Yeni yapsaydı. projeler var. Çok yakında, ya yani aslında şöyle sinema filmi projesi var gibi, ama tabii hani böyle şeyler zaten çok vakti var. Sinemaların açılmasının çok vakti var filan. O yüzden bir şey söyleyemiyorum şu an, ama olunca duyuracağım. Tamam. Çok güzel. Takipte kalın arkadaşlar. Tekrar çok teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür üzere diyorum. ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. İzleyenlere de teşekkürler. Bay bay. Bay bay.